Merhaba arkadaşlar. Bugünkü muhabbetimiz halkların başlarına gelen bela ve musibetlerin nedeni, kaynağı nedir? Bunun hakkında konuşmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle belirtmemiz gereken bir konu var ki bütün başımıza gelen, bireysel olsun, toplumsal olsun, başımıza gelen bütün olayların kaynağı kendi ellerimizde kazandıklarımızdan, işlediklerimizden ötürü başımıza gelmektedir. O olay olmayabilir, o olaydan daha önceki olayların bir birikimi olarak da başımıza, ilahi adaletin başımıza bir ceza olarak gönderdiği bir bela, bir musibet olabilir. Dolayısıyla başımıza gelen her bela ve musibete bir kere bu şekilde bakmamız gerekiyor. Yani toplumların başlarına gelen savaş, kaos, virüs, hastalık, aklınıza gelebilecek her türlü bela ve musibet, sel, deprem, bütün doğal afetler, tsunami vesaire, her şey temel sebebi kendi ellerimizle işlediğimiz, kazandığımız olaylardan ötürüdür. Yani yapmış olduğumuz yanlışlardan ötürüdür. Bir kere bunda hemfikir olmamız gerekmektedir. Bunun bir kere öncesine, geçmişine bir kere gitmemiz gerekiyor. Eğer başımıza bir olay geldiyse, ayağımız bir taşa takıldıysa, öncelikle geçmişine, olayın geçmişine doğru bir yolculuk etmemiz gerekiyor. Acaba bir kere başımıza gelen olaylar bize yapmış olduğumuz hataları hatırlatmaktadır. Dolayısıyla başımıza gelen her bela, her musibet daha önce yaptığımız yanlışları bize hatırlatmaktadır. O yüzden acaba biz öncesinde ne yaptık? Daha başımıza bu olay geldi diye bakmamız gerekiyor. Yoksa başka türlü olayların içinden çıkamayız, hayatı doğru düzgün yorumlayamayız. Eğer ilahi adalete inanıyorsak ki inanıyoruz, bu olayların bu şekilde gerçekleştiğine kesin ve kesin inanmalısınız ve baktığınız zaman da gerçekten de öyle olduğunu göreceksiniz. Bu büyük bir ilimdir aynı zamanda bu şekilde bakmakta. Çünkü olayların iç yüzünü de bir müddet sonra görmeye başlarsınız. Şimdi bu bir. Bunda bir kere hemfikir olmamız gerekiyor. Peki ya toplumların başlarına gelen olumsuz olaylar? Açlık, kıtlık, savaş, kan, kaos. Peki bunlar neden dolayı oluyor? Onlar da atalarının daha önce yapmış olduğu hataların bedelini torunları ödemek zorunda kalıyor bir müddet sonra. O yüzden gelecek neslimizi düşünüyorsak, geleceğimizi düşünüyorsak bugünden gelecek neslimize yatırım yapmamız gerekiyor. Geleceğimize yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer biz bugün yanlış kararlar alırsak bu gelecek nesillerimizi de etkileyecek zincirleme bir olaylar zincirine neden olmaktadır. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Şimdi bakın, bugün bakın, birçok sıkıntı yaşayan toplumlara bakın ve geçmişlerine bakın bu toplumların. Geçmişlerinde mutlaka yapmış oldukları hatalar söz konusudur. Şimdi mesela örneğin Filistin'i ele alalım. Filistin, daha önce biz Osmanlı olarak Filistin'e çok fazla uğraştık. Özellikle Abdülhamit Han'ın çok fazla bireysel bir çabası var orada. Onların toprak satmaması için yasalar getiriyor ya. Yahudiler Abdülhamit'ten Filistin istiyor. Abdülhamit Filistin'i Yahudilere vermiyor. Para karşılığında istiyorlar ama ben bir karış bile toprak vermem diyor. Abdülhamit Han Filistin'i kesinlikle Yahudilere vermiyor. Fakat Yahudiler daha sonra parayla satın almaya başlıyor. Ve bu durumu gören Sultan Abdülhamit Han yine bununla ilgili güçlü yasalar ortaya çıkartmaya çalışıyor. Güçlü yasalar ortaya çıkarıyor. Fakat Filistin halkını bir türlü durduramıyor.
Ve yine baktığımız zaman hem parayla alıp satıyorlar, hem diğer taraftan da savaşlarda da bize yardım etmiyorlar. İngilizlerin saflarında yer alıyorlar. Sonuç olarak Cenab-ı Mevla size daha sonra ileride gül mü uzatacaktı? Yani yapmış olduğunuz bu ihanetin bedelini ödemeyecek miydiniz? Dolayısıyla olaylara aslında bir de bu şekilde manevi yönüyle de bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, yani burada bu şekilde bakmamız gerekmektedir bütün olaylara. Bugün şimdi Ukrayna ile Rusya savaşında. Kardeşim, Ukrayna'da bir kere edeptir, hayadır vesaire var mıydı yani? Savaştan önce bir Ukrayna'ya bir seyahat edin. Ya da seyahat etmiş olanlara bir soralım. Nasıldı Ukrayna sokakları? Ve şimdi nasıl? Çok güzel binalar dikmişler, çok güzel yerler yapmışlar. Çok rahat bir yaşam standardı oluşturmaya çalışmışlar vesaire vesaire. Bunlar çok güzel şeyler ama bir müddet sonra halk, çok rahatlığa alışan halk da bu sefer başka şeylere de yöneliyor. Halbuki oraya bir de manevi bir atmosfer de gitmesi gerekiyordu. Fakat onu götürememişler. Onların tabii ona gücü de yetmiyor. Biz de tabii gidemedik oralara. Bir manevi olarak oraya bir yardım da edemedik. Halkı da orada bir kurtaramadık vesaire. Tabii sonuç olarak bu olaylar onların başlarına geldi. Şimdi Rusya'ya bakalım. Rusya da aynısı yani. Yani onlara da baktığımız zaman, savaştan önceki haline baktığımız zaman sıkıntılar görüyorsunuz. Bütün bu sıkıntıların sonucunda iki taraf birbiriyle çatışmaya giriyor. Yani olayları değerlendirirken öncesine de bakmamız gerekiyor. Önceden lan bu adam ne yaptı? Lan ne yaptı da başına bu iş geldi diye bir kere düşünmemiz gerekiyor. Yoksa durduk yere hiçbir taş hiçbir yerden oynamaz ve ırgalmaz. Bunu her birimizin bilmesi gerekiyor. Bu videoda sizlerle umarım verimli bir muhabbet olmuştur. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğenirseniz ve like atarsanız ve paylaşırsanız size güzel, bize çok iyi desteklerde bulunmuş olursunuz. Sizinle ilgili güzel temennilerim olur arkadaşlar. Cenab-ı Mevla yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.